Kıbrıs meselesinde de 1968'den beri müzakereler yürütülüyor. Sizce artık çözüm yakın denebilir mi? Yakındır demeyi çok isterim. Hatta kendi halkımızı da yakında çözüm olur beklentisi içerisine soktuk beyanatlarımızda. Çünkü biz hakikaten yıllardan beri devam eden bu müzakerelerden usandık. Yani ben düşününüz, genç bir doktor olarak Kuzey Kıbrıs Türkleri geldiği 1963 yılından beri olayların içerisindeyim. 1976'a aktif siyasete girdikten sonra da yine sorumlu mevkilerde hep bu çözümü konuştuk. O bakımdan gerek benim nesil, gerekse yeni nesil artık Kıbrıs sorununu dinlemekten yorgun düşmüştür. Onun için biz mecburuz bu sorunu bu yılın sonuna kadar, bilemediniz gelecek senenin Mart'ına, Nisan'ına kadar bitirelim. Müzakereleri tamamlayalım ve olumlu, müspet bir şekilde sonuçlandıralım. Ama gördüğüm kadarıyla Rum tarafı zamana oynama politikasına hiç taviz vermiş değildir. Çözümün olmasını ya da çözüm perspektifini engelleyen en temel noktalar başlıklarıyla neler? Şimdi biliyorsunuz Güney'de bir cumhurbaşkanlığı değişimi olmuştur. Bir önceki cumhurbaşkanı Sayın Hristofias'la gerek ben, gerekse Sayın benden önceki cumhurbaşkanı Talat ikişer sene, 4 yıl müzakere yaptık. Ve bu müzakerelerde yakınlaşmalar sağlanmıştır. Yani garantiler konusu dışında birçok yakınlaşmalar sağlanmıştır. Garantiler konusu dışında diyorum çünkü garantileri 3 garantör ülke yani Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılacağı ve bizim de iki lider olarak katılacağı bir toplantıda, üst düzey bir toplantıda el almayı planladık. Dolayısıyla garantiler garantörlerin toplanacağı tarih belli olsun. Ondan sonraki tarih, referandum tarihi olması lazım. Onu da ortaya konması ve sonuca gitmemiz gerekirken biz hala da Sayın Hristofias zamanında yapmış olduğumuz görüşmelerde sağladığımız yakınlaşmaları reddeden bir liderle Anastasiadis'le beraber müzakere masasındayız. Bunları kabul etmediği gibi her şeyi yeniden baştan ele almak ve tekrar değerlendirme görüşünde ısrar etmektedir. Bu zaman kaybı. Yani 4 senelik bir çalışmayı bir anda elinin tersiyle itiyorlar ve bizim müzakere masasında tekrar her şeye sıfırdan başlayarak bir çözüme ulaşma politikası içerisine çekiyorlar. Peki çözüm olmamasından en çok kaybeden taraf kim sizce? Biz, Kıbrıs Türk tarafı. Niçin? Çünkü biz gördüğünüz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletiyiz. Bu devleti sadece Türkiye'ye tanır ama ambargolar altında yaşayan bir halkız. Dolayısıyla Rum tarafına baktığınız zaman Rum tarafı bir Kıbrıs Cumhuriyeti'ne sahip çıkmış. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in üyesi bir devlet. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne sahip çıktı derken biliyorsunuz ki Kıbrıs Cumhuriyeti Türk ve Rum ortaklığına dayalı bir cumhuriyet iken biz 1963'te bu cumhuriyetten dışlandık. Maalesef 4 Mart 1960'ta da Güvenlik Konseyi 186 kararıyla Kıbrıs Cumhuriyeti varisi olarak Rumları tanımış, Birleşmiş Milletler üyesi olarak devamlılığını kabul etmiştir. Geçici bir karar dediler ama bugün hala da Kıbrıs Cumhuriyeti Rumların Cumhuriyeti olarak biliniyor. Bir de 1990'da Avrupa Birliği'ne müracaatlarını ileriye götürüp tam üye olmalarıyla bugün hem Avrupa Birliği üyesi hem Birleşmiş Milletler üyesi ve üstelik Türkiye'ye girme gayreti, Avrupa Birliği'ne girme gayretinde olan Türkiye'ye karşı da bir veto silahını elinde tutan bir devlet. Peki çözümsüzlükten Kıbrıs Rum tarafı da zarar görmüyor mu? Uluslararası Hayır. yardım almak zorunda kaldılar. Hayır, Rum tarafı dünyanın tanıdığı maalesef bir cumhuriyet, Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği üyesi olarak da veto hakkını kullanan, dönem başkanlığı yapan bir ülke pozisyonda. Dolayısıyla dış dünyayla her türlü bağlantısı çok rahat sağlamakta. Biz ise ulaşım ambargosu, seyahat ambargosu, spor ambargosu, ekonomik ambargolar altında olan bir halk pozisyondayız. Bizi Türkiye'nin dışında hiçbir devlet tanımadığı için ve sadece Türkiye'den sağlayabildiğimiz desteklerle veya kredilerle hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Peki bu durumda kaybeden taraf Türk tarafı dediğiniz kaybeden çözümsüzlükten. Bunun sonucunda Rum tarafının bir amacı mı var? Çözüm
çözüm sürecinin uzamasının? Zaman Rum tarafına bir sıkıntı vermiyor. Ama zaman bize sıkıntı verir. İnsanlarımızın müzakereleri takip etmekten biraz önce söylediğim gibi yorulduğunu, psikolojik olarak da her müzakere masasına oturduğumuzda acaba yerimizden olacak mıyız tartışmalarının başlatılması, görüşmeler devam ederken şu müzakereler falan zamanda tamamlanacak, referandum edecek, bir anlaşmaya varacak gibi bir beklentiyi içerisinde olmalara rağmen bu sonucu da göremiyorlar. Bunlar insanlarımızda moral bozukluğu da veriyor. Düşünebilirsiniz, benim yurt dışı seyahatim Türkiye Cumhuriyeti pasportuyla oluyor. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı sanki kimliksizmiş gibi bir görünüm sağlanıyor. Çünkü Rum halkı zaman içerisinde... Ya da Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuyla insanlar veya insanlarımız evet Kıbrıs Cumhuriyeti pasportuyla seyahat ediyorlar ki bu bana göre doğrudur, yanlıştır tartışmasına girmek istemem ama Necde her devletin kendi halkının alacağı bir pasport olması lazım. Benim devletimin verdiği pasportla seyahat edemiyor Türkiye dışında bir ülkeye ama Kıbrıs Cumhuriyeti'nin verdiği bir pasportla Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıymış gibi muamele görüyor. Halbuki Kıbrıs Cumhuriyeti pasport vatandaşı değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıdır insanlarımız. Gençlik kuruluşu, spor kulüplerini düşünürüz. Bir Avrupa ülkesiyle müsabaka yapamıyor. Bir folklor ekiplerimizi düşünürüz. Avrupa ülkelerine gidip folklorik gösterme yapacağı zaman Rumların o ülkeye yapmış olduğu baskılar sonucu gitmesinde zorluklarla karşılaşıyor. Dolayısıyla her türlü spor ambargosu altında, ekonomik ambargolar altında insanlar uçak alanımız var mı? Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye dışında direkt uçuş yapamıyoruz. Hiçbir dünya ülkesi Türkiye'nin dışında direkt uçarak bize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti alanına gelemiyor. Bunun ekonomiye, özellikle turizme, bir turizm ülkesi, bir üniversite ülkesi olan ülkemize ne kadar sıkıntı yarattığını bir hesaplayınız, düşününüz. Bunlar hep ve moral olarak da halkı bozan şeylerdir. Yani çözümsüzlük, yani istatikonun zararı sadece Kıbrıs Türk tarafına, istatikodan zarar görmeyen taraf Rum tarafı. Bakınız ekonomik krize girmiştir. Hemen Avrupa Birliği elini uzatmıştır. Bazı koşullar altında kredisini vermiştir ve hayatı normale döndürme gayretlerinde yardımcı olmuştur. Biz ise dünyanın hiçbir ülkesinden kredi alamıyoruz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'ni alabiliyoruz. Bugün dünya piyasalarında kredi verecek birçok kuruluşlar var ama bizim hiçbir iş adamımız o kredilerden faydalanamıyor. Şimdi biraz önce çözümü engelleyen unsurlardan söz ederken zamana yayıldığını söylediniz. 4 yıllık süreci geriye götürüldüğünü söylediniz. Çözümü engelleyen unsurlar arasında güvensizlik de var mı? Kitaplığım arasındaki şimdi, güvensizlik. Doğrudur, haklısınız. Bu aşılabilir mi sizce? Nasıl aşılabilir varsa? Bence bu varsa? Aşılabilir. Düşünün ben 2003 yılında başbakanken iki halkı buluşturmak, arada olan iki halk arasında bu güveni bulanımı ortadan kaldırmak, hiç olmazsa zayıflatma için Lidya Palas kapısını açmıştım. Güney ile istişare etmeden açtım. O zamanki Cumhurbaşkanları Türk tarafı işgal hakkındadır, hayati tehlike var, sakın gitmeyiniz demiştir ama Rumlar kuzeye gelmiştir, Türkler güneye gitmiştir ve bir yakınlaşma eski günlerdeki gibi sohbetlerin başlamasına vesile olmuş. Gidiş gelişler artmıştır. Bu iki halkın yan yana barış içinde yaşayabileceğini göstermesi bakımından fevkalade önemli bir adımdı. Biz bunu attık. Daha sonra yeni yeni kapılar açtık. Aşağı yukarı 5 kapı, 5-6 kapı daha açtık ki güneydeki Rumlar kuzeye, kuzeydeki Türkler Rumlara güneye gidip gelebilsin. Yani bunu biz güven yaratıcı önlem olarak düşündük ve öyle yaptık. Şimdi tabii ki güney silahlanmaktadır. Bizim de burada tabii ki Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aslında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin aslında garantörüdür. Uluslararası anlaşmalara dayalı garantörlük görevini Türkiye kullanmış. 1974 Temmuz'un 15'inde Yunan Cuntası ile EOKA'cıların
yapmış olduğu darbe ve darbe sonrası da tabii ki toplu mezarlara Türklerin gömüleceği dikkate alınırsa ki böyle Rumların hazırlamış olduğu planlar vardı. Türkiye'nin müdahalesi. Türkiye haklı olarak Kıbrıs Türk halkının can güvenliği sağlamak, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bozulan anayasal düzenini de sağlamak için İngiltere'yi de davet etmiştir biliyorsunuz ortak müdahaleye. Ama İngiltere kabul etmemiştir. O zaman Türkiye kendi başına müdahale etmiştir. Darbeyi yapan Yunanistan herhalde ortak müdahaleye davet edemezdi. Ama 1974 Barış Harekatı gerçekleşti ama o gün saatler durmadı. Hayat o gün durmadı. Hayat devam ediyor. Zaman geçiyor. Aradan 40 yıl geçmiştir ve şimdi bu 40 yıl içerisinde kuzeyde hiçbir şey olmamış gibi bir düşünce içerisinde güney komşularımız başta Sayın Anastasiadis olmak üzere 40 yıl önceki durum neyse o günkü duruma bizi döndürmeye çalışıyor. Müzakere masasına taşıdığı önerilere baktığın zaman 40 yıl önce neyse durum o duruma bizi döndürmeye çalışıyor. Bu mümkün değil. Çünkü 40 yıl içerisinde kuzeyde çok şeyler gelişmiştir. Bir kere gelişen, kalkınan yeni yapılanmalarla kuzeydeki gelişimi insan dünyanın hangi ülkesinden insan gelirse gözüne sokacak şekilde ortaya çıkarmış bir ülke, bir halkız. Dolayısıyla bu geçen 40 yıl içerisindeki buradaki yapılaşmayı, yerleşimi, kökleşmeyi göz ardı etmeden bir anlaşma arayışı içerisinde olursak bunun Kıbrıs'ta çözüm bulunur. Tekrar güven meselesine gelirsek, siz dediniz 2003'te kapıları açtım. İnsanlar, Türkler öbür tarafa geçtiler, Rumlar bu tarafa geldi. İpler geldi, ara gelip geliyorlar. Şu anda Kıbrıs'ı Türkler ve Rumlar birbirlerine güveniyorlar mı sizce ve yeterince bir şimdi yakınlaşma eskiye, ortamı var mı? Eskiye göre o güvensizlik biraz azalmıştır bana göre. Peki size bir Kıbrıs'ı Türk olarak soruyorum. Siz Rumlara güveniyor musunuz? Ve Rumlar yine bir Kıbrıs'ı Türk olarak soruyorum. Size güvenmeli mi? Şimdi tabii ki birbirimize şu anda %100 güveneceğiz deme noktasında değilim. Ama kapılar kapalıyken birbirimize karşı beslediğimiz hisler, birbirimiz hakkında taşıdığımız düşünceler bugün değişmiştir. %100 güven tesis edilmiş olmamıştır. Doğru. Çünkü hala daha Rum tarafı anaokuldan başlayarak çocuklarını bir Türk düşmanlığıyla yetiştirmektedirler. Hala 1974'te olan olayları Türk düşmanlığı şeklinde göstererek yeni nesilleri Türk düşmanlığıyla yetiştirmeye çalışmaktadır. Kıbrıs Türk okullarında da benzer bir şey yok. Biz onları okullarımızdan kaldırdık. Hatta bir zamanlar Litra Palas kapısının güneyinde Rumların işte Türklerin vahşeti şeklinde afişler, broşürler astı ki hala asıyorlar. Bizim tarafta da vardı. Biz onları başbakanlık döneminde bir koalisyon ortaklığı döneminde onları kaldırdık. Şu anda Türk tarafında Rum düşmanlığını körükleyecek hiçbir afiş, broşür veya resim göremezsiniz. Ama güneyden kuzeye gelirken özellikle Lokmacı kapısından çıkıp da tekrar girecek olursanız hala mumlar yanar, ölenlerin resimleri, ağıtlar yapılıyor ve Türk düşmanlığı gelen giden yabancılara da aşılanmaya çalışılıyor. Onun için biz gençlerimizi Rum düşmanlığıyla değil bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Elbette kendi devletine sahip çıkacak. Elbette kendi insanının özelliklerini taşıyacak. Ama içimizdeki o düşmanlı düşünceleri, kalbimizdeki o düşmanca düşünceleri ve kafamızdaki bu düşünceleri atıyoruz. Çocuklarımızın atması için gerekli altyapıları da yapıyoruz. O zaman son olarak söyleyeceğim. Siz yıl başına kadar, yeni yıla kadar bir çözüm hedeflediğinizi söylüyorsunuz. Ama bunun zorluklarına da dikkat çektiniz. Evet. Sizce yeni bir çözüm için insanlar ne zamanı beklemeli? Ne zaman gerçekçi bir hedef olur? Eğer biz bu sene Kıbrıs sorununa çözüm bulamazsak gelecek yıl Kıbrıs Türk halkı da Kıbrıs Rum halkı da çözüm olacak beklentisinden ağır ağır soğuyacak, vazgeçecek.
Çünkü biz insanlarımızı çözüm olacak inancı içerisinde tutuyoruz. Ve ilk defa Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ta bütün siyasi partiler şu anda görüşmeleri sürdüren bana desteğini vermektedir. Ama eğer bu sene Kıbrıs soruna bir çözüm bulamazsak ve bunu 2015 yılı sonunda bulacağız dersek inandıracak insan bulamayız. Şu anda Papa Sayın Anastasiadis'in bir beyanatında öğrendiğimiz kadarıyla 2015 yılın sonunda çözüm olabilir. Eğer 2015 yılının sonuna gelirsek müzakere masasına oturarak o günde söylenecek şudur. Biz hala çözümü bulamadık ama 2016 çözüm yılıdır. Yani müzakerelerin ucu açık devam ettirilmesi düşüncesinde olan bir Rum tarafı 2015 yılı sonunda da çözümü bulmaz. Şu anda görünen o ki statiko yani çözümsüzlük Rum tarafına bir sıkıntı yaratmamaktadır. Ha ileride ne olur onu bilemem. Ama eğer çözümsüzlükten bir problemleri olmayacaksa 2015 yılının sonunda da olmaz. Onun için ben yani 2015'in sonunda da çözüm olmaz. Onun için ben şöyle mesajlar vermeye çalışıyorum. Gerek Birleşmiş Milletler'den gelenlere gerekse Güney'de akredite olmuş büyükelçilerle yapmış olduğum görüşmelerde gerekse Avrupa Birliği'ne Brüksel'e gittiğim zaman PASK olsun, FIL olsun ileri gelenlere şunu söylüyorum. Avrupa Birliği'nin vatandaşıdır Güney. Ama biz ayrıca Avrupa Birliği'nde ambargolar altındayız. Eğer siz Avrupa Birliği'nin uygulamaya koyduğu ve dünyaya da kabul ettirdiği bu ambargolar kaldırmayacaksanız 100 sene daha biz müzakere masasında otururuz ama çözüm olmaz. Çünkü Rum'u çözüme mecbur edecek herhangi bir hareket yok. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin sahibi oldular. Avrupa'nın üyesi oldular ve biz ambargolar altındayız. Biz ambargolar altında olduğumuz sürece Rum'un bir anlaşmaya ihtiyacı yok. Kıbrıs'ta barış gücü devam ettiği sürece barış gücünün himayesinde çözüme ihtiyaç duymadan varlıklarını devam ettirirler. Birleşmiş Milletler 540 ve 550 sayılı almış olduğu kararlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmasın anlayışını devam ettirdikleri sürece veya hiç olmazsa bu kararları gözden geçirebiliriz demediği sürece Rumları bir anlaşmaya mecbur edecek herhangi bir durum yoktur. Dolayısıyla şimdi ortaya çıkan doğalgaza dikkate alınırsa doğalgazın gelirlerini de onu soracaktım. Yani Kıbrıs açıklarında doğalgazın bulunması çözüm sürecini etkiler mi? Kıbrıs karasularında bulunan mühasire ekonomik bölgesinde bulunan doğalgaz tabii ki her iki halkın ortak olduğu bir nimettir. Ama Rum tarafı bir anlaşma olduktan sonra ancak Türkler bu doğalgaz üzerinde hak sahibi olabilir şeklinde bir görüş ortaya koymuşlardı. Ben geçen gün toplantıda gelin doğalgazla ilgili bir ortak komite kuralım demiştim. Daha önceki Cumhurbaşkanı Hüsnü zamanında da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-moon vasıtasıyla doğalgazla ilgili iki öneri sunmuştum. Maalesef reddedildi. Geçen iki müşterek doğalgazla ilgili kurmamızı istediğimiz önerimizle komite önerimizle maalesef reddedilmiştir. Aslında doğalgazın Kıbrıs'ta biliyorsunuz yani doğalgazın Akdeniz'de olması sadece bizi ilgilendiren bir konu değil. Yani Türkiye'yi de ilgilendirir, Amerika'yı da ilgilendirir, Avrupa Birliği'ni de ilgilendirir ama bunun yanında Rusya'yı da ilgilendirir. Dolayısıyla böyle bir karmaşa içerisinde Doğu Akdeniz'de yaşıyoruz ve Kıbrıs sorunu gibi bir sorunla boğuşuyoruz. Dolayısıyla doğalgazın da gündeme geldiği bir ortamda Kıbrıs sorununun çözümlenmiş olması başka ilişkilerin de çözümlenmesine vesile olabilir. Mesela bir Türkiye-İsrail sorununun çözümlenmesine neden olabilir. Bir Türkiye-Mısır, Mısır-Amerika Birleşik Devletleri-Kıbrıs arasında bir işbirliğini daha net bir şekilde getirebilir. Suriye mühasire ekonomik bölgesinde, Lübnan mühasire ekonomik bölgesinde bulunan doğal gazların çıkarılması konusunda daha değişik anlayışlar, yaklaşımlar olabilir. Rusya savaşçı değil, barışçı arayışlar içerisinde
Akdeniz'de olabilir. Yani bunlar Doğu Akdeniz'in durumunu ortaya koyması bakımından önemli ama Kıbrıs sorununun da çözümlenmesi yönünde bir teşvik unsuru olması gerekirken doğal gazın yaratacağı muhtemel zenginlikleri düşünen Rum tarafı bizimle paylaşmak olmasın diye anlaşmaktan da uzaklaşıyor. Yani çözümü hızlandırmak yerine çözümü geciktirici bir etki yapabilir diyorsunuz. Rumlar üzerinde. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum.